Merhabalar sevgili tenis severler. WTA 5. günde 2. tur maçlarından Yarmila Gajdusova, Caroline Wozniacki maçıyla karşınızdayım. Bu maç yani Wozniacki'nin ilk turdaki 6-0 6-1'lik döndüğü maçından sonra tabii Wozniacki için biraz daha sınav maçı olacak. Wozniacki biliyorsunuz 2010 ve 2011'de ilk sırada bitirdikten sonra bu sene bayağı bir düşüş yaşadı. Yani bayağı sert bir düşüş yaşadı hatta. 9'unculuğa kadar düştü şu anda ve bu nedenle de biliyorsunuz yani üst sıralarda olunca mesela 1 numara seri başı, 2 numara seri başı çok daha iyi kurallar çekiyorlar. Ve yani önleri daha açık oluyor. Bu nedenle Wozniacki bir baktığımızda eşleşmelere ana tabloda bir çeyrek finalde bir Sharapova eşleşmesi var karşısında. Ondan önce de aslında Kanepi, Görges gibi kolay olmayan oyuncularla oynama ihtimali var eğer bir sürpriz olmazsa 3. ve 4. turda. Bu nedenle bayağı sınanacağı maçlar var önünde. Bu o maçlardan ilki olacak. Gajdusova aslında çok iyi değil. Bu sezon 2. turdan öteye girebildiği sadece bir tane turnuva oldu. Sert kort, toprak kort fark etmez. Yani herhangi bir turnuvada sadece bir turnuvada çeyrek final görebildi. Onun dışında toprak kortta da hep ilk turda elendi. Yani belki çok yüksek düzeyde olmayan turnuvalarda bile ilk turda gitmesi onun adına bir formsuzluk göstergesi. Ama yine de Gajdusova maçları tutunan, kolay bırakmayan bir oyuncu. Çok mücadeleci bir oyuncu. Bu maçta da Wozniacki'ye karşı oynayacağının bilincinde olduğu için rallilerde daha çok kalmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Yeri geldiğinde de atak yapmasını bilen bir oyuncu olduğu için Wozniacki'yi zorlayacaktır. Wozniacki zaten son zamanlarda çok aşırı formda değil. 9'unculuğa kadar gerilemiş durumda. Kendini göstermek istiyor tabii. İlk turda da bu hırsı gördük 6-0, 6-1 kazanarak. Bir hayli rahat geçti. Ki ilk turda Serena Williams'elendi. Azarenka biliyorsunuz çok zor olsa da maçı çevirdi. O çok rahat bir şekilde geçti. Bir göz daha da verdi rakiplerine. Bu turda biraz daha fazla zorlanmasını bekliyorum. Yine de Wozniacki ilk turdaki gibi rahat olmasa bile 2-0'la geçecektir diye düşünüyorum. Gajdusova zorlayacağından dolayı belki 18.5 oyun baremi açılmış. O geçilebilir. Ama biraz oyun üst veya alt oynamak riskli gibi duruyor. Bu nedenle daha garanti bahisler alınabilir. Wozniacki 2-0 gibi. Oranı düşük olsa da. Onun dışında yine Wozniacki hayranları için izlenmesi gereken maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk maç kadar kısa sürmeyecektir. Muhtemelen 1 saatin 1,5 saat yakın bir maç olacak. Oturun izleyin diyorum. İyi seyirler. Ve bahis oynayacak olanlara da bol şanslar.